kaza 19 Mart Salı günü sabah saatlerinde Konya Karaman Karayolu'nun 25. kilometresinde meydana gelmişti. Bekirtepe İdaresi'ndeki otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarpmış, kazada durakta bekleyen 4 kişiyle sürücünün eşi hayatını kaybetmişti. Çiftin kızları 16 yaşındaki Ü.T. ve 13 yaşındaki T.T. ile durakta beklerken yaralanan S.Ö. ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Sürücü Bekir T. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sürücü ilk kez hakim karşısına çıktı. Sürücü Bekir T. olay günü 60 veya 70 kilometre hızla gidiyordum. Epilepsi hastası olduğum için daha önce birkaç kez hastanede tedavi gördüm. Olay günü de ilacımı sabah saatlerinde aldım ama bir anda nöbet geldi, dedi. Sürücünün kızı ise emniyette verdiği "babamın ilacı bittiği için kaza günü ilaç kullanmadığı" ifadesini değiştirerek "babam o gün sabah saat 7 gibi ilacını kullandı ve yola çıktık. Ancak lastik patladığı için yarı yoldan geri döndük. Lastik yapılmasının ardından tekrar yola çıktık. Yol boyunca sohbet ediyorduk ancak babam bir anda sustu ve sol tarafa sabit bakarken epilepsi krizi geçirdiğini anlamamla kaza olması bir oldu," dedi. Kazada hayatını kaybedenlerin avukatı ise Bekir T.'nin ilaçlarını daha önce de düzensiz kullanması nedeniyle ara ara krizler geçirdiğini, bu krizlerinde hastane kayıtlarında sabit olduğunu söyledi. Mahkeme Bekir T.'nin tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.